Türkiye'de mikro oyunculuğu ve psikanaliz oyunculuğu ilk kez uygulayıp konservatif eğitim modeliyle maddi durumu yetersiz yetenekli gençlerin tiyatro eğitimi almasını sağlayan New York Sanat Akademisi idealist yönetmen oyuncu Onur Atacan'ın öncülüğünde İzmir Narlıdere'de gençlik ve çocuk tiyatrosuyla hizmet veriyor. Uyguladıkları eğitim modelini, farklılıklarını, sahneledikleri oyunları ve hayallerini Onur Atacan'la konuşup gençlerin coşkusuna yerinde şahitlik ediyoruz. Şak, şak. Papağan, papağan. Bisikletimi nereye koydun? Bunu bulamıyorum. Güzel. Hop yavrum. Sanat yaşamına İzmir'de başlayan tiyatrocu Onur Atacan, konservatuvar eğitimi sonrası eğitmenlik ve yönetmenlik kariyerinde kurduğu çocuk ve gençlik tiyatrolarıyla çok sayıda gencin hayatına dokunuyor. Özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edip empatiyle hareket edebilen duyarlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor. Yeni sevgilim Aldo. Ama olmadı işte, yani şimdi kalamadım bir yerlerde. Benim asıl amacım tiyatro yönetmenliğiydi. Fakat ne yazık ki ülkemizde bu branşın eğitimi olmadığı için mecburen ben konservatuvar oyunculuk bölümüne girdim. Burayı birazcık aracı olarak kullandım. Aslında niyetim rejiydi çünkü. Daha sonra bunu bitirdikten sonra İstanbul'da Semaver Kumpanya adlı bir özel tiyatroda Işıl Kasapoğlu gibi çok değerli bir yönetmenin yanında staj yapma şansı yakaladım. Ve benim reji hayatım da onunla beraber başlamış oldu. Okulda da çok değerli bir hocam Nurhan Tekerek, Profesör Doktor Nurhan Tekerek'in yönlendirmesiyle beraber yönetmenlik hayatım başlamış oldu diyebilirim. Daha sonra İzmir'e tekrar geri döndüm. Herkes İstanbul'a akın akın giderken ben İzmir'e geri döndüm. Yetişmiş olduğum TOBAF tiyatrosuna eğitmen olarak başladım ve orada gençlik tiyatrosu birimini kurdum. Şöyle bir hayalim vardı. Dedim ki kendi oyuncularımı kendim yetiştireceğim. Tabii benim meslektaşlarım birçoğu bu fikre çok güldüler açıkçası. Çünkü hepsi İstanbul'da dizi peşinde koşuyorlardı. Ben burada çok başka bir şey yapıyordum yani. Ufak çocuklarla beraber başlayıp kendi oyuncularını yetiştirme fikri. Daha sonra da aklımızda hep olan New York Sanat Akademi'nin Amerika'daki şubesinden oranın eğitim patentini buraya getirtebilmek ve durumu olmayan öğrencilere Amerikan standartlarında bu eğitimi verebilmekti. Yetenekli gençlere ticari bir kaygı olmaksızın tiyatro eğitimi verebilmek hedefiyle başlayan süreç, Amerika ile yaklaşık 2 yıl süren yazışmalar sonrası olumlu sonuçlanıyor. Onur Atacan ve tiyatroya gönül veren öğrencilerin macerası, New York Sanat Akademisi çatısı altında 2011 yılında Narlıdere'de başlıyor. Normal bir kurs yerinde bulamayacağınız bir konservatif eğitim sistemi var ve bunun tamamı Amerika'dan geliyor. Yani biz buradan denetleniyoruz. Amerikan eğitim sistemini vermemize dayalı. Bunun içinde kuramsal eğitimler de var. İşte Boda'da yapmış olduğumuz yazılı eğitimler. Yani işin sadece uygulama boyutunda değil ve sınıflama periyotlarımız var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar. Mesela dördüncü sınıfların almış olduğu eğitim mikro oyunculuk. Bugün Türkiye'de uygulanmayan, İngiltere'de çıkmış olan ve eğitim patentini New York'un almış olduğu bir uygulamamız var. Mikro oyunculuk. Bunun üzerine gidiyoruz. Psikanaliz oyunculuk dediğimiz bir oyunculuk var. Ben konservatuvarda görmedim mesela bu dersi. Buradaki çocuklar, 4. sınıflar bunu görüyor. Hastalıklar üzerine ilerleyerek. Yani tiyatroda psikoloji nedir, altyapısı nedir ve neyin üzerine ilerlemedir diye. Kondisyon dersleri, hareket dersleri ve bunun dışında atölye çalışmaları oluyor. Bu arkadaşınız yine evleniyor. Tamam, merhaba. Stresli de biraz. Sıkın ben. Tamam. Var. Dur lan, dışarı basın hareketleri. Ben ne bileyim abi ya, sen bu demedin mi? Türkçe. Ya bu yanıyor mu bir şey? Hadi lan! Vur! Hadi hadi! Ateşi çıkmıyor artık! Ben de o an yiyeceğim! Kızır o! Kızır o! Ekmek kızdım ben o! Çocukların ve gençlerin yeteneğinden ziyade eğitilebilirlik düzeyinin ölçüldüğü sınavlar neticesinde belirlenen 8 öğrenci, 4 yıl süren bir eğitime tabi tutuluyor. Burada gençlik ve çocuk tiyatrosu olmak üzere 2 eğitim grubu bulunuyor. Gençlik tiyatrosu sınavla alıyor. Burada profesyonel işleyen eğitim sürecinde gençler faydalanabiliyor. Sadece 14 yaşla beraber başlayıp 26 yaşına kadar ilerleyen bir süreçtir bu. Bu dilimi baz alır. Bu yaş aralığındaki bütün gençler burada sınava girerek, belli bir mülakata girerek burada eğitim almaya hak kazanabilirler. Bir de çocuk tiyatromuz var. Çocuk tiyatromuz çok renklidir, çok hızlı ilerler. Doğal olarak ona
yılın her sezonunda 7 ve 13 yaş aralığındaki bütün çocuklarımız gelip bu eğitimden faydalanıp yıl sonunda çıkartmış olduğumuz büyük oyunda görev alabilirler. New York Sanat Akademi'nin kurulmasıyla beraber ben Dünya Yönetmenler Birliği'ne girmeye hak kazanmış Türkiye'deki iki kişiden biri olarak Avrupa kariyerine başladığım için oradan da çok fazla etkileşime geçerek orada öğrendiğimi, oradaki tiyatral düzenin nasıl olduğunu gözlemleyerek burada öğrencilerim onları da yerleştirmeye çalıştığım için çok kapsamlı bir eğitim aldıklarını söyleyebilirim. Onur Atacan'ın öğrencilerinin yıl boyunca edindikleri tüm birikim sahnelenen oyunlarla ete kemiğe bürünüyor. 4 yılı bitiren öğrencilerimiz artık yavaş yavaş burada eğitmen pozisyonuna ve profesyonel oyuncu pozisyonuna geçiyor. Çünkü biz her yıl en az 4 tane oyun sahnediyoruz. Bu 4 oyun içinden muhakkak 1 veya 2 tanesi bizim kendi yazmış olduğumuz, diğer 2 tanesi de muhakkak dünya klasiklerinden bir oyun oluyor. Buradaki en büyük hedefimiz bizim İzmir'de kendimize ait bir sahne. Yani şu an benim tek hayalim ve hedefim bu. Çünkü sahne sıkıntımız var. Buradan da bu serzenişi yapmış olalım. İzmir'de sahne sıkıntısı var. Kullanabileceğimiz sahne sayısı çok az. Onur Atacan ve öğrencileri bu yılda İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde oyunlarını sergilemeye hazırlanıyor. Benim kendimi yazmış olduğu bir oyun vardı. Son 6 saat diye bir komedi oyunu. Öğrencilerim için yazdım bunu zaten. Doğal olarak burada biz bu oyunu çıkarttık. Çok da güzel alkışlar ve tepkiler aldık bu oyuna dair. Daha sonra bu oyunu İstanbul'da profesyonel başka bir tiyatro satın aldı bizden. Ben de gidip orada profesyonel oyuncularla beraber bu oyunu orada yönettim. Daha sonra buradaki öğrencilerimle beraber burada koymuş olduğumuz oyunu İstanbul'a turneye götürdük biz. Orada da çok güzel tepkiler aldılar çocuklar. Şimdi bu sene İzmir'de yaklaşık 20 kere bu oyunu sahnelemeyi düşünüyoruz. Tabii bunun yanında sanat duyarlılığı taşıyan belediyelerle anlaşarak bu oyunu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde götürüp oynatmak istiyoruz. Tekrar kendimizin yazmış olduğu Organ Tayfası adlı bir oyunumuz var. Bunun dışında Guguk Kuşu adlı oyunu yine çalışmaları devam ediyor. Bu oyunda sahneleyeceğiz. Bununla beraber bir İstanbul turnesi şu an önümüzde var. Bu oyunu da olabildiğince diğer şehirlere taşıyıp birçok festivale ve yarışmaya da sokmak istiyoruz açıkçası. Ve tabii ki de Fareler ve İnsanlar bu sene de klasik oyunlarından bir tanesi olacak burada. Yönetmen Onur Atacan, tiyatro anlayışlarına ruh katan William Shakespeare'in bir sözüyle sözlerini noktalıyor. Birbirimize her zaman şunu söylüyoruz. William Shakespeare'in çok önemli bir lafı var. Hepimiz hayallerle varlık olan ruhlarız diye. Çocuklara da söylediğim hep aynı şeydir. Hayallerimiz var. Hayallerimiz varsa biz de var olmaya devam edeceğiz. Birbirimizi sevdiğimiz sürece büyümeye devam edeceğiz. Ne yapıyor lan bu? Bisikletimi nereye koyduğumu bilemiyorum. Bilemiyorum niye? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ha? Evet.